Hoş geldiniz. Bugün sizlere Starbucks kurabiyesi yapacağım. Starbucks bu kurabiyeden dolayı ödül almış. Ondan dolayı çok ünlü bir kurabiye. Hemen öncelikle yapmaya başlıyorum ama bugün sizlere eldivenle iş yapacağım. Maalesef ellerimde ufak yaralar var. Temizlik yaptım ondan dolayı. Hemen eldivenlerimi takıp yoğurmaya başlıyorum. Oda ısısında erittiğim 125 gram margarinimi yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Margarin de ekleyebilirsiniz ama tereyağı daha farklı bir tat veriyor. Daha güzel oluyor. Ben margarini değil tereyağını tercih etmenizi tavsiye ederim ama yoksa kullanabilirsiniz. Hemen bir adet yumurta. Bir çay bardağı toz şeker. Çay bardağı da büyüklerden kullandım. Bir su bardağından iki parmak eksik esmer toz şeker. Önce karıştırıp birbirine iyice yediriyorum. Yine yedirdim. Hemen bir yemek kaşığı nişasta, bir su bardağı un, bir su bardağı ekleyeceğim. Eğer ki yeterli gelmezse biraz daha ekleyeceğim. Önce bir karıştırayım. Evet, ellerimle yoğuracağım hemen. Biraz daha şöyle un ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Biraz yoğurayım. Evet, diğer kalan unumu da ekledim. Ama yarım su bardağı un daha aldım. Onu da ekliyorum. Toplam 2 su bardağı oldu şu anda. Hemen içerisine 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz. Biraz taneli olacak. 1 su bardağı böyle ufak ufak Eminönü'nden aldım ben kurabiye için. Ama damla çikolata da kullanabilirsiniz. İyisinden kullanırsanız erimez. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam alacak. Hemen birazını şöyle ayırıyorum un kabının içerisine. Birazcık da kakaolu yapacağım. Bir yemek kaşığı tam doldurmadan kakao. Evet, tepsimi yanıma aldım. Hemen şeklini vermeye başlıyorum. Benim fırınım bildiğiniz üzere mini fırın olduğu için böyle küçük tepsilerde birkaç kere de pişireceğim. Çünkü aralıklı yapacağım. Çok fazla iç içe sokmayacağız. Bu şekilde. Bu arada toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Bunu da belirteyim hemen. Dolu dolu su bardağı. Hazırladığım kurabiyelerin bir 10-15 dakika dolaba atacağım. Dolapta bekleteceğim. Bir 10 dakika yeterli. Hemen diğerini yapmaya başlayacağım o arada. Evet, diğer tepsimi de aldım. Hemen onun da şeklini vermeye başlıyorum. Aynı. Evet, bu kurabiyeleri de buzluğa atıyorum. Fırınımı da 180 derece ayarlıyorum o arada. Bir 10 dakika öncesinde ayarlayabilirsiniz siz de.
Kendi fırın ayarınıza göre pişirin ama 15 dakika, 10-15 dakika arası dolapta bekleteceğim. Ondan sonra fırına atıp pişireceğim. Evet, fırından çıkarttım. Diğerlerini servis tabağıma aldım. Bir 15 dakikada falan pişti. Hemen şöyle fırından çıkarttığınız gibi sıcaklığıyla şöyle bir yağlı kağıdı üzerine koyun. Bu şekilde bastırırsanız bu kırık şekli, dağınıklığı görebilirsiniz. Bu arada ben içine tarçın ya koymamayı unuttum gerçi ama pek tarçın yemiyorlar bizim evde. O yüzden bir çay kaşığı kadar da tarçın ekleyebilirsiniz. Buna tarçın da konuluyor aslında ama ben eklemedim. Çok çocuklar yemediği için koymadım ama siz ekleyebilirsiniz. Böyle çatlak çatlak görüntüyü almasını istiyorsanız bu işlemi siz de yapabilirsiniz. Hemen diğerlerinin yanına koyuyorum. Dikkat edin, sıcaklığıyla alırsanız dağılabilir. Yavaş ve dikkatli alın. Ben de dağılmaması için şöyle bir spatula ile alacağım. Starbucks kurabiyelerim hazır. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ortadan da böldüm. Size göstermek için. Gayet güzel oluyor. Şunu da göstereyim, şöyle ortadan böldüm. Hiç sıcağı hiçbir şekilde ellemeyin. Soğusun biraz. Soğuduktan sonra gayet normal bir şekilde dağılması falan kalmıyor. Gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.